ve ma halaktul cinne vel insa illa Allah'ımız böyle. İnsanları ve cinleri diyor Mevla Teala ben yaratmadım ancak niçin yarattım diyor. Bana ibadet etsinler. Yani cinlerin de varlığı aynı şey ibadet için varlar. Ama sen cinlerle onlarla bir ünsiyet kurmaya çalışmazsan, onları rahatsız etmezsen, onların rahatsız olacağı şeylerle bulunmazsan. Mesela ne diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Onların yemeklerine bevletmeyin. Yani ne demek o? O kemiklere Allah muhafaza için veya onların bulunmuş olduğu yerlere mesela gölgelik veya buna benzer işte ağaç altları dikkat edecek sorularda öyle kalkıp da mesela özür dilerim söylüyorum senin yemeğine pisleseler sen ne yaparsın? Kısacası yani sen onlarla meşgul olmazsan, onları takip etmezsen, onların şeyine gitmezsen. Ama şimdi misal bunu çok söylüyorum, anlatmaya çalışıyorum. Sigara dumanı Allah muhafaza etsin. O duman biliyorsun onlar ateşten yaratılması sebebiyle netice itibariyle dumandan hoşlanırlar. Her taraf dumanlarla dolu. E sen buraya davet ediyorsun demektir. Müzikle dolu davet ediyorsun demektir. Sen kulağına kulaklık takmışın, müzikle uyuyorsun, davet ediyorsun demektir. Allah'ın razı olmadığı ortamda yatıyorsun, biçimsiz yatıyorsun, Çekilsiz yatıyorsun, olmayacak şekilde yatıyorsun. Davet ediyorsun demektir. Davet edersen, davet et, herkes gelir. Onlar da Mekan bulduk, yer bulduk. Bize işte davet var. Gelin, gelirler yani. E şimdi kalkıp da sen ama mesela bir evde diyor amener Resulü okunsa diyor. âmener Resulü sesli olarak okunsa o evde diyor şeytan ve cinler de bulunmaz diyor. Kaçarlar diyor. Niye? Burası bizim yerimiz değillerler diyor yani. Çünkü bu evden hoşlanmazlar yani. Onlar rahatsız olurlar. Yani. E o zaman sen de bunları takip edeceksin. Bak şimdi. Mesela anladın mı? Bunlar da en güzel korunma yolunu söylüyorum ben size. Bakın İnsan bunu yaptığı zaman kesinlikle korunuyor. Muhafaza altına alınıyor. Melekler 70 tane melek bir ifade yok. Daha fazla melekler kendisini koruma altına alıyor. Her sabah 7 defa ayet el kürsü okuyacak. 7 defa Hasbi Allahu la ilaha illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Her akşam da bunu söyleyecek. Seni Mevla Teala koruma altına meleklerle beraber. Mevla seni koruma altına alırsa sana kimse bir şey yapar mı? Ama acaba demeyeceksin. Acaba dediğin zaman sen Allah'a güvenmiyorsun demektir. Bu. Allah seni koruma altına alıyorum diyor. Sen Allah'a cevap veriyorsun. Ya yapmayın be. Kapıya iki tane bekçi koyuyorsun misal diyorum sana. Onlara güvenerek yatıyorsun aşağı misal. Öbür taraftan Mevla diyor ben seni koruyorum diyor. O yüzden tekrar ediyorum. Rabbim hepimizi muhafaza etsin. Yani kısacası bunlara dikkat ederse insanlar. Bu sefer bu kendini bilmezleri prim vermiş Olmaz da. Yoksa adamın biraz canı sıkılıyor. Biraz morali Ya bugünkü şartlarda canı sıkılmayan olabilir mi? Bugün şartlarda boşluğa düşmeyen olabilir mi? Biraz boşluğa düşüyor. Biraz canı sıkılıyor. Aa bende büyü mü var? Cim mi var? Bilmem bende şu var. Ya yapma kardeşim ya. Sen de normalde Ameli salih yok be kardeşim. Yani sen salih amelden uzaksın. Allah'la barışık yaşamıyorsun sen ya. Namazlarına dikkat etmiyorsun. Tesettüre dikkat etmiyorsun. Sen Allah'la barışık halde değilsin. Allah'la sen kavgalısın çaktırmadan. Yapmış olduğun isyanla çaktırmadan kavgalısın ya. Sen tatlı tatlı Mevla Teala'ya ne yapıyorsun? Kafa tutuyorsun sen ya. Mevla'da kulağın tabiri caizse seni biraz sirkeliyor. O silkeleme neticesinde boşluğa mı düştüm? Acaba bana bir şey mi oldu? Bilmem ne mi oldu? E Hiçbir şey olmadı be kardeşim. Bir şey oldu yok. O yüzden kesinlikle ve kesinlikle Rabbim hepimiz muhafaza etsin. Yani biz Allah'ın ölçülerine dikkat edeceğiz. Peygamber ölçülerine dikkat edeceğiz. Kitabullah ölçülerine dikkat edeceğiz. Ve asla asla kesinlikle kendini bilmez insanların peşine gitmeyeceğiz. Onlara kulak vermeyeceğiz. Ağzımızı küfürden, bedduadan, olumsuz şeylerden muhafaza edeceğiz. Bir de Tabii ben yine söylüyorum. Onları davet etmeyeceğiz. Bakın açık söylüyorum. Sigara davettir. Müzik davettir. Tekrar ediyorum. Boş kuruntular davettir. Boş düşünceler davettir. Bunlar Allah muhafaza etsin. Ne yapar? Davet eden bu sıra rahatsız olsun. Hele hele ben en çok üzüldüğüm şey özellikle çocuklarla alakalı söylüyorum. Ailelere ve Metiv ekranlarından seyredenlerin hepsine söylüyorum. Rabbim inşallah çocuklarımızı muhafaza etsin. Çocuklarımız eğer yatarken kulağına ne takıyorsa, ne diyorlarına kulaklık takıp da olumsuz şeyler dinliyorlarsa bilin ki o çocuk korkarak uyanır, korkarak uyur. E o yüzden Allah muhafaza etsin. Bunlardan çocuklarımızı sakındırırsak Rabbim de muhafaza eder inşallah.